Üniversiteyi yeni kazananlara tavsiyeler serisine yeni bir video çekiyorum. Beklediğiniz video çok söyledim. Yayınlarda çok bahsettim. Dünya sineması. Dünya sinemasından filmler seçeceğiz. Tabii ki sinema yazarı deyince Türkiye'deki duayan isim Atilla Dorsay'dan seçtik kitabımızı. 100 yılın yüz filmi arkadaşlar. Bu kitabı okuduğum zaman okurken daha doğrusu tek tek bütün filmleri bulup izledim arkadaşlar. Bir iki tane belki arada çıkmıştır izleyemediğim, bulamadığım daha doğrusu. Fakat Atilla Dorsay'ın seçkisini baz aldım. Tabii ki kendi başkanı başka filmlerim de var. Atilla Dorsay'ın almadığı 100 film arasını almadığı filmler de var ama ben yine de o listeye sadık kalmak istedim. Şeyi seviyorum. Daha evvel beni izleyenler biliyor. Bu seriyi izleyenler biliyor daha doğrusu. Bir liste bulup o listeyi tamamlamayı seviyorum. Mesela Müze Kart'ın listesini bitirdim ben. Bütün müzelere gittim. Müze Kart'la girilebilecek bütün müzelere. Atilla Dorsay'ın Türk filmi 100 seçkisi var. Onu da izledim hepsini tek tek. Gibi böyle liste tamamlama checklist çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi buradan seçtiğim filmleri konuşacağız. Buradan seçtiğim filmlere bakacağız. Evet film filmleri Atilla Dorsay'ın kitabından seçtiğimi belirtmiştim. İşte bu kitaptan. İsterseniz bu kitaba da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk filmimiz bence Charlie Chaplin'in The Gold Rush. Altına Hucum. 1925 yılındaki bir film arkadaşlar. Şimdi bu film bana göre sinema tarihinde izlenebilecek ilk film şu anda. Hani başka filmler de var tabii ki ama böyle ne bileyim beni çeken, izlemeye değer bulduğum ilk film buydu arkadaşlar. 1925 yılında ve Charlie Chaplin'e ait. Charlie Chaplin Sherlock karakterini yaratıyor ve bu karakterle dünya çapında ilk ilk ünlü olan kişi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin'den önce hiçbir Hollywood yıldızı bu aşamaya çıkamıyor arkadaşlar. Sessiz sinemanın döneminden bir film. Sessiz sinemanın zamanındaki en ünlü insan Charlie Chaplin. Daha sonra da 1950'lere kadar devam ettirdi ününü ama maalesef çeşitli nedenlerden dolayı ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Charlie Chaplin hep böyle duygusal yoğunluklu ve kendi yarattığı işte o küçük serseri rolüne, o küçük serseri de böyle garibanların yanında olan bir karakterdi ve Amerikan toplumu tarafından Charlie Chaplin komünist ile damgalandı. Komünist olarak suçlandı. Yıllar sonra ülkeyi de terk etmek zorunda bırakıldı arkadaşlar. Ve Avrupa'da yaşandı. İsviçre'de galiba, Avrupa'da bir yere yerleşti. Orada yaşamını sürdürdü. Ölene kadar da orada kaldı. Bana göre Charlie Chaplin dünya sinemasının ilk önemli karakteri, ilk araştırılması gereken insan. Şahsen hakkında ne bulsam okurum, ne bulsam izlerim. Benim için önemli bir karakter arkadaşlar. Komünist e, suçlamasının çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bence komünist falan değil. Adam sosyal e, demokrat diyebiliriz aslında. Hani sosyal devletten yana, garibanların da yaşamasını isteyen bir adam Charlie Chaplin. Charlie Chaplin'in sessiz filmde bir sürü sineması var. İkinci filmimiz yine Charlie Chaplin'den bir sessiz sinema. 1936 modern zamanlar. Modern zamanlarda arkadaşlar işte bu filmden sonra zaten komünist yaftası Charlie Chaplin. Çünkü burada Charlie Chaplin şöyle bir şey yapıyor. Küçük serseri endüstrileşmiş ve mekanikleşmiş modern dünyada yaşadığı zorlukları ve maceraları anlatıyor. Yani bu filme göre bir işçiler bir önlerine bir bant takıyor. O banta bir civatayı çeviriyorlar sadece. İşte iki birim çeviriyorlar sadece o kadar başka hiçbir hayatları yok yaşamaları yok işte bu tip insan sorunlarına yer verdiği için sinema ve Charlie Chaplin Amerika'da ciddi anlamda suçlanıyor. Tabii ki başka olaylar da var. İşte 18 yaşından küçük karısı hamile kalıyor falan bu gibi şeylerden de dolayı Charlie Chaplin'i e, yurt dışına gönderiyorlar arkadaşlar. Kaçmak zorunda kalıyor. Bu arada bu modern zamanlar ekonomik buhran döneminde işçilerin yaşadığı sıkıntıları, teknolojinin insan yaşamına etkisini ve toplumun makineleşmesini mizahi bir dille eleştirir arkadaşlar. Film hem komik sahneleri hem de sosyal eleştirisiyle klasikleşmiş ve Chaplin'in en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Yani modern zamanları izlemeden ne sessiz sinema anlayabilirsiniz ne de e, siyah beyaz sinema anlayabilirsiniz. Ne de sinema anlayabilirsiniz. Çünkü sinema bence toplumsal olaylara, yaşadığı toplumun olaylarına duyarlı olmak zorundadır. Bakın sizler Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türk aydın olmanızı istiyorum. Bu ülkenin sorunlarına sırtınızı çeviremezsiniz. Bu ülkenin sorunlarına mutlaka kafa patlatacaksınız. Aydın benim tanımımda basitçe budur. Ülkesinin sorunlarına kafa patlatan insandır arkadaşlar. Bu sorun onları düşünen insanlar bu sorunlara sırtınızı dönemezsiniz. Sinema çekiyorsanız bu sorunlara bahsederseniz, roman yazıyorsanız bu sorunlardan bahsederseniz tabii ki sanatın el verdiği ölçüde altyapı olarak her neyse Geçelim. Charlie Chaplin'in hayatıyla ilgili de ek vereyim size arkadaşlar. Bu bence önemli bir kitap. Charlie Chaplin'in hayatım hikayesi. Bulabilir misiniz bilmiyorum. Aradım bulamadım kitaplığımda. Arkadaydı ama bulamadım nereye koyduysam. Çok güzel bir kitaptır. Ben bunu okudum. Ufak tefek eksikleri var tabii ki ama çeviriden kaynaklı sıkıntıları var. Fakat Charlie Chaplin hakkındaki en güzel kitap bu bence. Bunu mutlaka okuyun. Hayatın hikayesini öğrenin. Gerçekten bunu hak eden bir insan Charlie Chaplin arkadaşlar. Evet devam edelim. Charlie Chaplin'i geçtikten sonra rüzgar gibi geçti. 1930 39, 3 saatlik bir film galiba 3 saatten de fazla. Ben çok ilginçtir. İngilizce öğrenirken İngilizce kursuna gidiyordum. İngilizce kursunda bununla ilgili bir hikaye vardı. Onu çeviriyorduk. Vivien Leigh arkadaşlar. Clark Gable çok ünlü bir adam. Vivien Leigh hiç tanınmamış birisi. İşte yönetmen Victor Fleming şey buluyor. Kadın rolünü adam bulamıyor bir, bir türlü. Birini bulamıyor daha doğrusu. Sonra bir gün o sette bir tanıdığı var galiba Vivien Leigh'in. Oraya geliyor. Tesadüfen görüyor. Yaşı da daha küçük. 14-15 yaşlarına galiba. Görür görmez hemen diyor ki sen tam bu rol içinsin ve rolü veriyor. Rol patlıyor arkadaşlar. Rüzgar gibi geçtin'in romanı da vardır. Kalın da bir roman. Romanını da tavsiye ederim siz bilirsiniz. Eğer okumak isterseniz o da güzeldir. Ama dünya sinemasının siyah beyaz ilk önemli filmlerinden birisidir. 1939 yılında ve çok büyük bir gişe yapmıştır arkadaşlar. Amerika'da gişeyi patlatmıştır. Burada bu gişe olayına da kısaca bir değinmek istiyorum. Bizim solcu abilerimiz tabii ki Atilla Dorsay'da onlardan birisi hayata soldan baktıkları için gişe yapan filmleri pek beğenmezler. Hani ukalalık yaparlar. İşte popüler olan kötü kötüdür. Onların kafalarında böyle bir şey var. Arkadaşım popüler olan niye kötü olsun? Ha her popüler olan iyidir demiyorum ama popülerlerin içerisinde de iyi şeyler olabiliyor. Rüzgar gibi geçti. Hem popüler hem de çok izlenmiş bir filmdir. Konuyu da Amerikan İç Savaşı'ndan geçen bir konu. izlemenizi önemli bir film bence. izlemenizi tavsiye ediyorum. Yurttaş Kane 1941. Stephen Kane Orson Welles. işte dünya sineması arkadaşlar. Daha doğrusu Hollywood. Ki bana göre dünya sineması deyince Hollywood anlaşılıyor. Gerçekten açık ara öndeler çünkü kabul edelim bunu. Yurt Yurttaş Kane o kadar önemli bir film ki Yurttaş Kane'in öncesi sinemanın girişi olarak kabul ediliyor. Yani sinemayı ünlü yazarlar, sinema hakkında kafa yoran insanlar Yurttaş ile başlatırlar. Yıl 1941. Buradan önce sessiz sinemalar falan filan bunlar hep nedir? Sinemaya bir hazırlık dönemidir derler ama Orson Welles'in Yurttaş Kane filmiyle birlikte işler değişir arkadaşlar. Ortak yazılmıştır. Baş yönde Orson Welles oynamıştır. Yapımcılığını üstlenmiştir. Adam bir her şeyini kendi yapmış resmen bir drama filmidir arkadaşlar. Arkadaşlar, zengin bir ma medya patronu var. Bunun hayatını, yükselişini, ölüm döşeyken, döşeğindeyken söylediği son kelime olan Rosebud'un anlamını keşfetmek için yapılan bir gazetecilik araştırması üzerinden anlatır. Citizen Kane, yenilikçi anlatım teknikleri, ileri çekim açıları ve derin odaklı sinematografi gibi birçok yenilikçi sinema tekniği kullanmasıyla tanınır. Film, birçok eleştirmen tarafından tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir ve sinema tarihine büyük bir etki yapmıştır. İşte arkadaşlar tekrar ediyorum size yurttaş Kane'i izlemeden sinemaya başlayalım başlayamazsınız. Sinemayı seviyorsanız ilk başlamanız gereken film Yurttaş Kane'dir. Mutlaka izleyin. Ama tabii ki bir şey daha antiparantez söyleyeceğim. İşte artık büyümenizi istiyorum. Hayata bakış açınızın gelişmesini istiyorum. Arkadaşlar bakın 1941 yılında yapılmış bir filmi 2024'ten değerlendiremezsin. O günlere gitmen gerekiyor. Hani tıpkı bugün Atatürk ne yaptı ki ya diyen bir sallama kafa var ya. Ha o kafalar 1923 yıllarına gitmediği için o yıllarda bu ülkenin ne zorluk çektiğini ne yokluk çektiğini yedi tüvel tarafından savaşıldığını ve neredeyse esir alın kullanacağımızı bilmedikleri için ya da işlerine gelmediği için atıp tutuyorlar. Ama o günlere gidip değerlendirmeniz lazım. İşte bütün olayları, tarihi olayları sinemada bunlardan birisidir. Değerlendirirken mutlaka o yıllara gidin. Yani şu günden baktığınızda Stash Game, teknik açıdan sizi çok etkilemeyebilir. Ama o günlere geldiğinizde bambaşka bir filmdi. Gerçekten çok etkileyici bir sinema filmidir. Bunu da unutmayın mutlaka. Yoksa eksik değerlendirirsiniz. Casablanca. Ya bu benim filmim arkadaşlar. Ben bu filme hastayım. Yani Türkiye'de sevmek zamanı hakkında ne düşünüyorsam Dünya sinemasında da Casablanca hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Yıl 1942 birçok insan tarafından en iyi tekst kabul ediyor. Yani diyaloglar mükemmel. Ya çok mükemmel bir film ya. Yani Casablanca'da arkadaşlar bir sahne var. Beni hasta ediyor. Humphrey Bogart abimin bakışları. Bu arada Ingrid Bergman aslında Humphrey Bogart'tan daha uzundur. Fakat filmi çekerken Humphrey Bogart'ın altına böyle tuğlalar falan ya da büyük tahtalar koyuyorlar ki Ingrid Bergman'dan daha uzun olsun diye. Mükemmel bir film arkadaşlar. Hala aşılamadı. Önemli bir filmdir görmüş olabilirsiniz. Televizyonda falan da çok yayınlandı. Siyah beyaz bir filmdir ama bana göre aşılamamış müthiş bir teksti vardır. Harika. Burada bir bölüm var arkadaşlar. Ingrid Bergman, Humphrey Bogart'ın eski sevgilisi. Tam böyle savaş başlıyor Amerika, Avrupa'da. İkinci Dünya Savaşı. Savaşın başladığı gün bunlar kaçacaklar. Amerika'ya geçecekler. Fakat Ingrid Bergman gelmiyor vatan aynı gelmiyor ve Humphrey Bogart abim terk ediliyor. Ondan sonra Humphrey Bogart da gidiyor. Casablanca'ya yerleşiyor. Casablanca Fas'ın bir şehri. O zaman tarafsız. Hem Almanlar var orada hem işte diğer İngilizler falan da var. Neyse Fransızlar falan da var. Orada bir bar açıyor. Nick'in barı, Humphrey Bogart ve o barda herkese eşit davranıyor. ya yani Almanlarla da iyi geçiniyor, öbürleriyle de iyi geçiniyor ama tabii ki özgürlükçülerden yana. Ingrid Bergman bugün o bara geliyor. Evlenmiş yeni kocası da direnişçilerden. Almanlara karşı savaşanlardan arkadaşlar. Tabii Humphrey Bogart. Ha, karşılaşma sahneleri de süper. Şimdi bunların aşıkken bir tane şarkıları var arkadaşlar. As time goes by. Zaman geçerken. Şimdi bu şarkıyı Humphrey Bogart'ın yanında müzisyen olarak çalışan Sam söylüyor. Tamam mı? Fakat Humphrey Humphrey Bogart kız bunu terk ettikten sonra Seme bu şarkıyı yasaklıyor. Diyor ki sana her şey selbes. Piyanoyla gezerek bu arada piyanosu böyle tekerlekli arkadaşlar Sem'in zenci bir karakter Sam. gezerekten tamam şeyi söylüyor, şarkılılarını söylüyor. Humphrey Bogart diyor ki o şarkı hariç her şey serbest sana. İstediğini söyle ama o şarkı yasak. Neyse Ingrid Bergman geliyor işte Sam'in yanına geliyor ve Sam'i sıkıştırıyor. Diyor ki bizim şarkımızı söyle. Estam goes by. Fakat Sam söylemiyor. Yasak diyor bu şarkıyı söylemem. Ben sana hatırlatırım diyor. Hayır diyor söylemeyeceğim diyor. Kadın çok ısrar ediyor. Şarkı sözlerini ben hatırlatırım falan. Sam söylemek zorunda kalıyor. Sıkıştırıyor. Humphrey Bogart ortada yok da. Neyse Sam söylemeye başlarken Humphrey Bogart içeri hışımla bir giriyor. Ben sana bu şarkıyı yasaklamadım mı diyor. Sam o anda kaşlarıyla Ingrid Bergman'ı gösteriyor. Humphrey Bogart böyle kalıyor tabii ki. Üzücü bir sahne ama tabii ki Humphrey Bogart eski sevgilisine dönmüyor. eksten next olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Humphrey Bogart bunu ilk defa 1942 yılında bize öğreten adamdır. Ve çok güzel sahneleri olan bir film. Yani ben çok seviyorum. Belki bu kadar sevdiğim için böyle güzel anlatıyorum. Siz izlerseniz belki de çok sevmeyeceksiniz. Ama romantizm, drama, savaş her şey var bu filmde. Her iki dünya savaşını en iyi anlatan filmlerden birisi bence. İzlemenizi tavsiye ederim. Ha burada bir de bir sahne var. Ingrid Bergman dönünce işte şarkıyıdan sonra Humphrey Bogart'a diyor ki öğleden sonra görüşelim. Humphrey Bogart'ın müthiş bir cevabı var ya. O kadar uzun boylu plan yapmam diyor. Ve görüşmüyor e, Ingrid Bergman'la. Tekrar sevgili olmuyor. İşte benim hayattaki en büyük şeyim budur arkadaşlar. No plan no panic. Plansız yaşıyorum Humphrey Bogart abim gibi. Humphrey Bogart benim en ünlü karakterlerimden bir, birisi. Yıldızlardan bir tanesi. Hani bana göre hayata onun gibi bakmak isterdim. En azından sinemadaki duruşunu kendime böyle örnek almak isterdim. Humphrey Bogart gibi hayata. Birazcık da vurdum duymaz olmak lazım bence Humphrey Bogart gibi. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Bu yayını sırf Casablanca için bile yapabilirim. <laughs> açık şehir. Roma açık şehir arkadaşlar. Bu ilginç bir film. 1945 yılında çekiliyor. Roberto Rossellini arkadaşlar. Bu İtalyan bir filmi aslında. İtalyan filmi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin İtalya'yı işgal ettiği dönemde Roma'daki direniş hareketini konu anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı dünya sinemasının tam böyle çıktığı zaman patlıyor arkadaşlar. Hani dedim ya yurttaş Kane 1941 yılında. 1941 yılında sinema başlıyor aslında resmi olarak. uzmanlık tarafından böyle kabul ediliyor. Ama birden Dünya Savaşı patlıyor. Ve Dünya Savaşı'na da kayıtsız kalamıyor Hollywood ya da sinema. Dünya sineması Avrupa sineması da İtalyanlar'da da önemli bir sinema vardır. Bunların 2. Dünya Savaşı filmleri gerçekten güzeldir. Fakat hala 2024 olmuş 2. Dünya Savaşı filmi çekiyorlar ben deli olurum Ben izlemiyorum artık 2. Dünya Savaşı filmlerini. Bir de bu Yahudilerin sürekli böyle bir şey pompalaması var ya işte biz mağdur olduk bilmem ne falan. E kardeşim aynı mağduriyeti sen şimdi Filistinlilere yapıyorsun. Tamam sen mağdur oldun kabul ediyoruz o kadar acı çektin ama bundan bir ders çıkartıp insanlara iyi davranman gerekmiyor mu? Sen şimdi aynısını Filistinlere yapıyorsun gibi bir okumayla da ben artık ikinci dünya filmlerini seyretmiyorum. Savaş filmlerini seyretmiyorum. Ama Roma Açık Şehir filmi o dönemde çok izlenmiş, çok sevmiş filmlerden bir tanesi. O yüzden listeye de aldım arkadaşlar bunu. Değişik bir filmdi. izleyince etkilenmiştim. Bilmediğim bir filmdi. Hani mesela Atilla Dorsay'ın kitabını okumasam bu film aklıma bile gelmez. Ama işte bak öğrenmek bu arkadaşlar işte. Mutlaka bir liste bulun ve o listenin peşine düşün. Çok geliştiriyor sizi. Devam edelim. Gilda ya da Cilda, Rita Hayworth. Arkadaşlar bu dünya sinemasındaki aşık olduğum ilk kadınlardan birisi. Ya muhteşem bir kadın ya. Yani müthiş bir kadın. 1946 yılında çekiliyor. Charles Vidor tarafından yönetiliyor. Rita Hayworth arkadaşlar kızıl bir sanatçı. Ve dünyanın o dönem en seksi kadını kabul ediliyor. Film Buenos Aires'te geçen bir suç ve aşk hikayesini anlatıyor. Rita Hayworth'ın bir sahnesi var arkadaşlar burada. Kesin görmüşsünüzdür bak. Put the blame on Mame diye bir şarkı var arkadaşlar. Böyle kollarındaki eldiveni çıkartarak söyledi. Uzun eldivenleri var. Yani dünya sinemasının belki de en seksi kabul edilen sahnesi budur. Bak siyah beyaz olmasına rağmen hala bir numaradır. Aşılmamıştır. Yıl 1946. Gilda'yı izlemeden bence e, yeni sinemayı anlayamazsınız arkadaşlar. Mutlaka izlemeniz gereken çok önemli bir filmdir bu da. Şimdi Şahane Hayat arkadaşlar. It's a Wonderful Life. İlginç bir film bu da. Şimdi bu filmi niye aldım? Daha doğrusu neden bu film beni etkiliyor? Biliyorsunuz dünya sinema, Hollywood'da daha doğrusu bir Christmas sineması vardır değil mi? Yılbaşı sineması. Yani müthiştir burada. Bu filmlerin ilk babası bu işte. ilk defa Christmas filmleri bununla başlıyor. Bununla patlıyor arkadaşlar. James Stewart böyle bir göre şey oyuncu. Tam böyle aile babası tiplerine falan çok gidiyor. Frank Capra iyi bir yönetmen bu e, filmin yönetmeni. Film güzel bir şey arkadaşlar. Değişik böyle bir aile filmi aslında. No Noel temalı bir drama filmi. Ama zamanla kült oluyor arkadaşlar. Bu film şu anda kült bir film. Hani bizim sevmek zamanı gibi. Bizim çok sevdiğimiz. Hani zamanda hiç izlenmemiş ama şu anda çıldırmış filmlerden bir tanesi oluyor bu da Amerika'da. Şahane Hayat. Bence o filmleri yani benim çok sevdiğim bir türdür aynı zamanda. Ben bilmiyorum Noel filmlerini severim. Hani ailelerine gidiyorlar, onlarla vakit geçiriyorlar. Yılda belki 2-3 gün aileleriyle kalıyorlar. Çok önemli e, buluyorum bence. Hani bizim de böyle Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda ailelerimizle buluşuyoruz ya... ...orayı anlatan bir şey bence. Güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada ilginç bir şey oluyor tabii ki. Bu George küçük bir kasapada Bedford Falls'da yaşıyor arkadaşlar. Hayalleri olan bir adam ancak hayatı boyunca bir dizi zorluklarla karşılaşıyor ve bir noktada intihar etmeyi düşünüyor. Bu adam intihar etmeyi düşünüyor. Tam intihar ederken Melek Clarence arkadaşlar George'u kurtarmak için görevlendiriliyor ve bunu buna hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. George da intihar etmekten vazgeçiyor. Film böyle gelişiyor. Romantik komedi. Güzel bir film. izlemenizi tavsiye ederim. O türü de bilin yani. Notorious. Arkadaşlar ilginçtir. Notorious ünlü veya kötü şöhretli demek. Aslında kelime anlamı. Ama biz Türkiye'ye, Türkçe'ye aşktan da üstün diye çevirmişiz. Ne de olduğunu filmi izlemeden anlamışız yapamıyorsunuz. Alfred Hitchcock filmi. Hitchcock göreceksiniz. Benim de seçkimde en fazla filmi olan adam Alfred Hitchcock arkadaşlar. Apayrı bir yönetmen. Sinemaya yeni bir soluk getirmiş. Bambaşka bir adam arkadaşlar. 1946 yılında yapıyor dediğim gibi Hitchcock bu filmi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde geçiyor. Başrolde Gary Grant ve Ingrid Bergman oynuyor. Yine Ingrid Bergman bu Casablanca'daki kadın işte. Burada arkadaşlar bir ajan filmi. Gary Grant abimiz Ingrid Bergman'a bir görev veriyor. İşte onunla ilgili ajanlıkla ilgili bir görev veriyor. Fakat aşık oluyor sonradan. Aşk da üstün lafı oradan geliyor işte. Hani vatan için savaşırken ama daha önemli şeyler olduklarını olduğunu fark ediyorlar. Aşkın her şeyden daha üstün olduğunu anlıyorlar arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Notorious'u işte dediğim gibi kelime anlamı farklı ama bizi Türkçe'ye bence daha güzel çevirmişiz. Konuyu anlatan bir başlık seçmişiz. Bakalım sırada ne var? 1948 yine bir İtalyan filmi arkadaşlar. Vitoria de Sica'nın arkadaşlar Bisiklet Hırsızları. Bisiklet Hırsızları çok ilginç bir film. Türkçe'de birebir kopyası yapılıyor arkadaşlar. Yeşilçam'ın böyle bir huyu vardı. Ünlü filmleri çok satmış, çok izlenmiş filmleri hemen kopyalardı. Hemen Türkçesini çıkartırlardı ve çok karikatür karikatürvari bir filmler çekerlerdi. Orijinalini izleyin her zaman. Her neyse, 1948 yılında ünlü yönetmen Vittorio De Sica yapıyor arkadaşlar İtalyan Yeni Gerçekçilik akımını. Bunlar yeni bir akım başlatıyorlar genç yönetmenler. Bu akımdan bir şey ve hayatı anlatıyorlar. Gerçek hayatı anlatıyorlar. Yani sinemanın ger insan hayatının gerçeğini anlatması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi Roma'da yaşayan işsiz bir baba olan Anto Antonio bisikletinin çalınmasıyla işler başlıyor. Halbuki adam bu bisikletle geçimini sağlıyor. Bu bisikletle iş yapacak. İş bulabilmek için bisiklete ihtiyacı var adam. Oğluyla birlikte, çocuğuyla birlikte bisikleti bulmaya çalışıyor. Film Antonio'nun çalınan bisikletini bulma çabasını ve bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatıyor. Bisiklet onun ve ailesinin umudu haline gelmiştir ve onu kaybetmek hayatını alt üst eder. Ağladığım filmlerden birisidir. Çok az filmde ağlamışımdır. Tamam duygusal bir adamdır ama ağlamam da yani. Ama bu filmde ağlıyorsun çünkü çocuk, baba yani Yeah. <laughs> Ne bileyim bir çocuğun yanında babasına kötü bir şey yapmamalısın. İnsan olmalısın. Yani üzülüyorsun böyle. Beni çok etkilen bir filmlerden birisidir. Savaş sonrası İtalya'da sosyal ve ekonomik koşullarını ve insanların günlük hayat mücadelesini gerçekçi bir şekilde yansıtan bir dramadır bu film arkadaşlar. İşte sinema sadece seyirlik bir şey değildir. Hayatın gerçeğini de anlatmalıdır. Yani 2. Dünya Savaşı'nda dünya bayağı bir yokluk çekmiştir. O yokluğu anlatan en iyi filmlerden birisidir. Bu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sans. Sunset Bulvarı. Bu da değişik bir film arkadaşlar. Sunset Bu Bulvar'ı Bill Wilder tarafından yazılıyor ve yönetiliyor arkadaşlar. Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan film. Film Noir tarzında arkadaşlar. Film Noir şu. Kara film diyorlar ama bizim Türkçeyi bence kara film diye çevrilmesi yanlış. Bunu Atilla Dorsay da düşüyor. Fransızcadan geliyor Noir. Ama Bence Türkçe suç filmi diye çevirmek lazım. Yani suç, suçla ilgili filmler, hani böyle e, kaçakçılık, suçlar, cinayet falan filmlerine suç filmleri demek daha doğru Türkçe olarak bence. Neyse Film noir tarzında arkadaşlar bu kara bir film ve onların babası ilginç bir film bu. Filmin hikayesi arkadaşlar şöyle. Eski bir sessiz film yıldızı olan Norma Hollywood'un unutulmuş geçmişinde yaşam mücadelesini konu alıyor. Yani kadın ünlü bir şey aslında sessiz sinema zamanında ak aktris, kadın oyuncu fakat daha sonradan unutuluyor. Sesli sinemaya geçilince. O da gidiyor Evine kapanıyor ve evde malikanesinde yaşıyor. İşte o malikaneye bir gün bir adam giriyor. Tamam Genç, genç bir senarist giriyor. Arabasıyla kaçarken Norman'ın malikanesine sığınıyor. Ve onun hizmetkarı oluyor. John Norman'ın eski şanlı günlerini ve gerçeklikten kopuk halini keşfederken kendi hayatının da Norman'ın dünyasıyla kesişmesiyle zor bir denge kurmaya çalışıyor. Hollywood yıldız sistemi, şöhretin geçici doğası, Gerçeklik ve hayal arasında ince çizgiyi eleştiren derin bir film olarak öne çıkar. Gloria Swanson'ın canlandırdığı Norma Desmond karakteri unutulmaz performanslarından biridir ve film noir tarzının zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda Hollywood'un iç dünyasına eleştirel bir bakış sunmasıyla da sinema tarihinde önemli bir yer tutar. Arkadaşlar, bilmiyorum ama benim de çok etkilemişti bu film Sunset Boulevard. Yani böyle sinemadaki yıldız sisteminin, Hollywood'daki yıldız sisteminin aslında ne kadar kötü olduğunu işte bir yerden sonra meşhurların unutulunca ne kadar zor durumda kaldıklarını anlatan. Ya yani şöhretin çok da iyi bir şey olmadığını anlatan bir filmdi. Yıllar önce bu filmi e çok eski zamanda izlemiştim. Arkadaşlar ben de küçük bir kasabada yaşıyordum ve çok ünlüydüm. Şöhretin <laughs> <laughs> ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum ufak çaplı. Ama ha, hava atmıyorum yani böyle şey anlamında söylüyorum. Gerçekten kötü bir şey ya. Sokağa çıkamıyorsun, herkes seni tanıyor, bir, bir şeye gidemiyorsun, bir şey yaptığın zaman ertesi gün herkes seni anlatıyor. Yani Sunset Boulevard değişik bir film. İzlemenizi tavsiye ederim böyle farklı film. Hayata bakış açınızı değiştirebilir. Ünlü olmanın çok da iyi bir şey olmadığını anlayabilirsiniz bu filmde. Her neyse. Paris'te bir Amerikalı. Şimdi 1950'li yıllarda e, Hollywood'da arkadaşlar şeyler başlıyor. E, dans eden filmler başlıyor arka, arkadaşlar. Bunlar da müzikaller. Müzikallerde hem müzik var hem de dans var arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki müzikaller denendi tabii. Türkiye'de de ünlü örnekleri var. Ama bizde genelde dans kısmı yoktu. Hep müzik vardı. Erol Evgin'in falan oynadığı bir müzikaller var mesela. Bizde maalesef dans etme hep geri planda kalıyor. Bir türlü şu dans işini halledemiyor. Gene Kelly Paris'te bir Amerikalı filminin şeyi, oyuncusu. Arkadaşlar Jean çok güzel dans ediyor. Mükemmel dans ediyor. Tabii ki onun kadar iyi dans etmek mümkün değil ama bilmiyorum ben bu türü ee, müzikal filmlerini çok severim. 2-3 tane daha örnek vereceğim burada arkadaşlar. Yani benim sevdiğim bir türdür bu. Sizin de sevmenizi tavsiye ederim. Filmin konusu şöyle Amerikalı bir sanatçı eski bir asker olan Jerry işte Paris'e geliyor. Paris'in sanat dolu sokaklarında resim yapmaya başlıyor. Ve bir gün kafede tanıştığı genç dansçı ile Liz ile romantik bir ilişki başlıyor. Ancak Liz zengin bir iş adamıyla nişanlanıyor ve adamı terk ediyor. Yani bunun gibi ilişkiler yani kadın sanatı seviyor aslında ama parayı tercih ediyor. Hani genelde de bizim hayatımızda böyle oluyor. Yani kadınlar sonuçta parayı seçiyorlar. O yüzden erkeklere de güzel bir anekdot bu arkadaşlar. Paris'te bir Amerikalı yani müzikleri çok iyi. Müzikal dansları çok iyi. Ben dans seviyorsanız izlemenizi tavsiye ederim bu filmi. Türünün önemli örneklerinden birisi. Ve geldik Limelight arkadaşlar. Charlie Chaplin'in sesli tek filmi. Son filmi galiba ya da son filmlerinden birisi. Çok önemli bir film. Yani Charlie Chaplin benim için dediğim gibi çok önemli bir adam. Sahne ışıkları. Ee, Chaplin arkadaşlar son filmlerinden biri. Aynı zamanda kendi kızı da burada rol alıyor. Filmin hikayesi eski bir müzikal yıldızı arkadaşlar kendi yaşlı yani kendi hikayesini anlatıyor aslında. Kendi yaşlılık günlerini anlatıyor. Hayatla mücadelesini anlatıyor. işte hayata karşı olan duruşunu anlatıyor. Hem yönetiyor, hem yeteneğini ve dramatik oyunculuk becerisini sergilediği bir film olarak ön plana çıkıyor. Bence Charlie Chaplin meraklısıysanız benim gibi mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi. Müthiş bir başyapıt arkadaşlar bu. Mutlaka görülmesi gereken filmlerden bir tanesi. İnsan yaşlanınca hayatını değerlendiriyor. Hayattaki başarılarını ya da başarısızlıklarını düşünüyor. Ee, yaşlanmaya doğru da hazırlık yapması gerekiyor tabii ki bir taraftan. İntikamın Kılıcı. Bu da arkadaşlar kılıçlı macera filmi. Bir dönemde böyle filmler vardı. Kılıçlı maceralar ya aşırı severim. Ya inanamazsınız o kadar severim ki arkadaşlar eskirim ders almak istiyordum. Gerçekten bak eskirim kursuna gitmek istiyordum. Ankara'da aradım yok bir tane var sadece. Onun da şartlar uygun değildi gidemedim bir türlü. O kadar seviyorum ki bu kılıçlı macera filmleri. İntikamın kılıcı diye çevirmişiz biz arkadaşlar bunu. Steve Stewart oynuyor galiba yine evet. Şimdi burada Dediğim gibi aslında macera filmi tamamen. Film Fransız devriminde geçiyor. İlginç bir hikaye aslında. Adamın en iyi arkadaşını öldürüyorlar. O da onun intikamını almak istiyor. Ama kılıç bilmiyor. Oturuyor ders falan alıyor. Böyle bir şey var. Ya konu çok önemli değildir kılıçlı macera filmlerinde. Önemli olan aksiyondur. Bana göre en önemli aksiyon filmlerinden birisidir arkadaşlar. Kılıçlı macera filmleri. Tavsiye ederim bunu da belki seversiniz. Yağmur Altında 1952. İşte Singing in the Rain. Bu arkadaşlar sinemanın, Hollywood'un en ünlü sahnesidir. Görmüşsünüzdür kesin. Elinde bir şemsiye yağmurun altında dans eden cinkeri müthiş bir sahnedir arkadaşlar. Görmüş olmanız mutlaka lazımdır. Görmediyseniz de bu filmi mutlaka izleyin. Ee, dediğim gibi şeydir bu müzikaldir ama Bizim müzikallerde sadece müzik varken burada hem müzik hem de dans vardır. Hatta dans çok daha ön plandadır. Bu filmde yine izlemenizi tavsiye ederim. Ve geldik müthiş bir dramaya. Rıhtımlar Üstünde 1954. Marlon Brando'nun Marlon Brando olduğu film. Bence Marlon Brando bundan sonra ya yani hiçbir filmde iyi olmuyor ama çok ünlü oluyor. Müthiş ünlü oluyor arkadaşlar. Dünya sinemasının en ünlü adamı Marlon Brando ama o kadar az filmde bu seviyeye çıkıyor ki ilginç. Buradan sonra babaya kadar neredeyse doğru düzgün film yok bence. Tabii ki meraklıları çok seviyor ama ben Marlon Brando'nun bir bu filmini severim bir de babayı ama babada da müthiş oynuyor adam. Hani sinemaya geri dönüyor ama pir dönüyor adam. Müthiş bir baba karakterinde oynuyor. Tabii ki baba son yüzyılın belki de en iyi filmi kabul ediliyor. Bence de öyle yani en iyi filmlerden bir tanesi. Bir de üçleme olmasına rağmen yani hepsi çok iyi. Normalde devam filmleri biliyorsunuz iyi değildir. Her neyse babayı babada konuşuruz. Şimdi rıhtımlar üzerinde konuşalım arkadaşlar. Elia Kazan'ın bir filmi. Elia Kazan ilginç bir yönetmen. Marlon Brando e, hikaye New Jersey'de geçiyor arkadaşlar. Liman bölgesinde e, sendika yolsuzluğu, suç ve adalet. Yani sendikada bir yolsuzluk oluyor. Bu sendikayı düzeltmeye çalışan işçilerle ilgili bir film. E, suç e, ha bu arada Terry'nin kardeşini öldürüyorlar onunla of, sendika liderini suçluyor ifşa etmeye çalışıyor falan filan böyle bir gerilimlerin oldu ama döneminde çok başarı kazanıyor arkadaşlar bu 1950-60 arası Amerika'da Amerika'nın sola doğru kaydı yer hatta Amerika'nın solcu olacağı falan düşünülüyor İşte o yıllarda bir komünizm şeyi başlıyor McCarthy diye bir senatör var o senatör herkesi komünist olmakla suçluyor ve yargılıyor ve çoğu insan yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor Amerika Amerika'nın belki de sola en yaklaştığı dönem bu 1950'ler arkadaşlar. On the Front'ta ya da Rıhtımlar Üstünde de bu alanda izlemeniz gereken bir film bence. Sinema olarak da güzel bir sinema. Film olarak da güzel yani. Asi Gençlik, James Dean arkadaşlar yayınlandığı dönemde. işte 68 kuşağı diyorlar ya, o 68 kuşağını yaratan filmlerden bir tanesi. Rebel Without a Cause, sebepsiz fırtına diye çevirebiliriz ya da sebepsiz isyan diye çevirebiliriz. Arkadaşlar bu bir deyim. Bu deyim e, gençlik hareketlerini anlatır. Yani gençlerin isyanlarının genelde sebepsiz olduğu düşünülür. Halbuki sebepsiz değil. Ha, kardeşim gençler isyan ediyor işte. Ya işsizliğe isyan ediyorlar ya da ne bileyim geçime isyan ediyorlar. Biz şey buluyorlar yani. Rebel Without a Cause James Dean'in en önemli filmlerinden birisi. Ama bu filmde asıl bir önemli bir şey daha var. Natalie Wood. Natalie Wood, Wood bu filmle birlikte şeye giriyor. Hem dans ediyor hem konuşuyor hem de böyle yani ne bileyim her şeyi yapabilen bir kadın harika bir kadın gerçekten Natalie Wood da benim önemli takip ettiğim şeylerden ya yani bütün filmlerini izlediğim insanlardan birisidir arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim sebepsiz İsyanı ya da Rebel Without a Cause'u bir de şey Asi Gençlik ismi gerçekten Türkçe'ye tam böyle çeviriyorlar yani Asi Gençliği. şimdi gelelim Western'lere. Biz 70'li yıllarda daha doğrusu 70'li yıllarda değil. Biz e, TRT zamanında arkadaşlar çocukken her pazar e, bir tane western filmi olurdu. Western sineması dünya sinema tarihinin en önemli bir kara, kolu arkadaşlar. İzlemeniz ve bilmeniz gerekiyor. Çok sevmem açıkçası ama birkaç örneği var. Mesela bunlardan bir tanesi de John Wayne'in The Searchers'ı. Biz <laughs> nedense bunları arkadaşlar çöl aslanı diye çevirmişiz. Ya böyle abartmayı çok seviyoruz biz Türkiye'de. Ya Searchers adamın e, bir kızlar e, apaç çılar tarafından kaçırılıyor 3-4 tane kız. Onları araştırıyorlar. Onların yerini bulmaya çalışıyorlar. Filmin gerçek ismi bayağı bir mütevazi. Ama biz Türkiye'ye nasıl çevirmişiz? Çöl aslanı, yardır. Neyse bizim John Wayne bir ara Türkiye'de o kadar ünlü ki arkadaşlar. Bütün filmlerini ezbere biliyordu Türk milleti. Çünkü çok seviyorlardı. Böyle asan kesen, vuran kıran bir adam. Bildiğin kovboy yani çok ünlü bir kovboy. Açıkçası çok çok sevmiyorum ama yine de o şeyin o türün en iyi filmlerinden bir tanesi budur. Çöl Aslanı izlemenizi tavsiye ederim. En azından sinemayı öğrenirsiniz. Hani sinemanın türlerini öğrenmeniz gerekiyor. Geldik Vertigo. Yine James Stewart oynuyor, Kim Novak oynuyor arkadaşlar. Alfred Hitchcock filmi. Alfred Hitchcock dediğim gibi arkadaşlar, ya bambaşka bir adam. Gerilim filmleri, korku filmleri çekiyor ve müthiş değişik bir adam. Ya yani sinema tarihine damga vurmuş en ünlü yönetmen diyebilirim Alfred Hitchcock'a. Çok farklı filmleri var. Dünya sinemasına böyle Hollywood sinemasına daha doğrusu müthiş bir katkıda bulunmuş bir adam izlemeniz gerekiyor. Vertigo arkadaşlar biliyorsunuz baş dönmesi aslında ama filmin pek onunla e, alakası yok yani. Eski bir polis dedektifi olan Scotty'nin e, hikayesi anlatıyor. Emekli olmasının ardından eski bir arkadaşı tarafından kendisine teklif edilen bir görevi kabul eder. Görev arkadaşının karısını Madeline'ı e, takip etmektir. Madeline garip davranışları ve gizemli geçmişiyle Scotty'yi derin bir araştırmanın işine çeker. Vertigo gerilim ve gizem unsurlarını ustalıkla harmanlayan karakter psikolojisi üzerine derinlemesine bir çalışma sunan bir yapıttır. Film zaman içinde bir kült klasik haline gelmiş ve sinema eleştirmenleri tarafından Hitchcock'un yönetmenlik kariyerindeki en önemli yapıtlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Ya beni çok etkilen bir film değil açık söyleyeyim ama dünya sinemasını gerçekten çok değiştiren bir filmlerden. Yani Vertigo'yu bilmezseniz üniversitede sinema sohbetlerinde böyle eksik hissedilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Bu filmi mutlaka izleyin. Olumlu ya da olumsuz değişik şeyler düşünebilirsiniz. Benim görüşlerim çok olumlu değil. Yani çok sevdiğim bir film değil ama bilmem gereken filmlerden birisi tabii ki. Some Like It Hot. Bazıları sıcak sever ve Marilyn Monroe hayatımıza girer. Arkadaşlar Marilyn Monroe dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü aktristi. Yani müthiş bir kadın arkadaşlar. Hala hakkında dedikodular, hikayeler, filmler çekilen bir kadın ve bitmez. Müthiş bir karakter. Çok değişik bir karakter. Bak nasıl şeyle ilgili Charlie Chaplin'le ilgili böyle her bulduğumu okursam, Marilyn Monroe ile de ilgide okuyorum. Ya değişik bir kadın gerçekten. Aptal bir sarışın kesinlikle değil. Dünyanın en ünlü tükürdüklerinden biriyle evleniyor ileride. Ama onunla onunla kitap okuyabiliyor, tartışabiliyor. Böyle değişik bir kadın. Yani mutlaka e, aptal bir sarışın değil en azından öyle düşünmenizi istemiyorum. Şimdi Marilyn Monroe'nun bu filmi arkadaşlar çok güzel bir filmdir. Aslında burada Tony Curtis Curtis ve Jack Lemmon arkadaşlar iki tane sessiz sinema zamanında müzisyen. Fakat sessiz sinema sesliye geçince 40'lı yılların başında bunlar işsiz kalıyorlar. İşte dünya e, Hollywood sinemasının en ünlü buhranlarından biri oluyor. Pek çok sinemacı işsiz kalıyor. Orada müzisyenlik yaparken bunlar da arkadaşlar kadın kılında sahneye çıkıyorlar. Kadın kılında sahneye çıkıp şarkı söyleyerekten işte geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Konu aslında bir ekonomi dersi biliyor musunuz? Yalçın Küçük Ekonomi derslerinde hoca profesörken arkadaşlar ODTÜ'de bu filmi şeyleri yüksek lisans dersine ders olarak işletiyor. Yani bu filmi izleyecekler ve bu filmle ilgili ekonomi dersinde soru soruyor arkadaşlar. Gerçekten bir ekonomik dersi bu. Yani eğer senin sektör biterse, mesela şimdi diyorlar ya yapay zeka pek çok yazılımcı işsiz bırakacak. Olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir ama merak etmeyin işsiz kalmazlar. Yeni dünyada yerlerini alırlar ve yeni işler bulurlar. Yani yapay zeka bazı meslekleri öldürürken Pek çok yeni meslekte açacaktır merak etmeyin. Bu gözle de izlemenizi tavsiye ediyorum ama film olarak da güzel bir filmdir. Tabii ki bir de Marilyn Monroe'yu izlemek şart bence. Evet Serseri Aşıklar 1960. Arkadaşlar Serseri Aşıklar bir Fransız filmi. Ee, Jean-Luc Godard'ın şimdi Godard'ın herhangi bir filmini izlemezseniz üniversitede gibi sinema sohbetinde küçük görülürsünüz. Bak başta söylüyorum. <laughs> Hiçbir filmini beğenmiyorum. Godard'ın bence iyi bir yönetmen de değil. Farklı bir yönetmen. Tamam Avrupa sineması, Fransız sineması. Tamam solcu, tamam entelektüel falan fişma. E ee, iyi bir film çekmiyor bence. Ama yine de bir iki filmi var ki güzel. Onlardan bir tanesi. Ben bunu dedim diye linç yiyeceğim biliyorum ama umurumda değil. Ben artık ununu elemiş, eleğini asmış. Kendi fikirleri oluşmuş bir insanım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Benim yargılamamada kalmayın. Kendiniz izleyin kendi değerlendirmenizi yazın arkadaşlar. Şimdi tabii ki şey Atilla Dorsay çok övüyor e, Godard'ı ve onun en ünlü yönetmeni Godard. Ama benim için değil. Bir kere frankofil değilim. Fransızca bilmiyorum. Benim için de önemli değil. Yani ama Fransız Yeni Dalga filmi e, Fransız sinemasının önemli yapıtlarından kabul ediliyor. Yeni dalga akımının sembolik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni dalga beni çok böyle etkilen bir sinema değil. Film Paris'te geçen bir suç ve aşk öyküsünü anlatır. Başrollerde Jean-Paul Belmondo oynuyor. Belmondo iyi bir oyuncu bu arada. Gerçekten Fransızların en iyi oyuncularından bir tanesi Jack Delon'la birlikte. Ama e, bu filmin dışındaki ben Godard filmlerini çok fazla sevdiğimi söyleyemem arkadaşlar. Yine bir e, suç filmi. Serseri Aşıklar. Temel özelliklerinden biri olan anti ticari sinema anlayışını yansıtır. Film konvansiyonel hikaye anlatımını reddeder doğal ışık kullanımı ve rastgele kurgu gibi tekniklerle dikkat çeker. Yani adam kurgu yapmıyor arkadaşlar. Elinde bir kamera bunlar gidiyor işte arabada falan o da peşlerinden gidiyor film çekiyor. Yani bugün olsa selfie ile film çekmek gibi ya da telefonunuzda uzun metrajlı film çekmek gibi bir olay aslında Godard'ın yaptı ve bunu bir sinema olarak da kakalıyor millete. Yani solcu abilerimiz de en ünlü yönetmen olarak Godard. Neyse daha fazla gömmeyeyim hadi adamı ama Godard'ı eleştiremezsiniz. Bak açık söyleyeyim dokunulamıyor olmayacak putlardan birisidir. Özellikle sol dünyada ama çok da iyi filmleri yok bence arkadaşlar. Ama bunu izleyin. Serseri aşıkları izleyin. En azından konuyla ilgili birazcık fikriniz olsun. La Dolce Vita. Tatlı Hayat 1960. Bu da bir İtalyan filmi ve ünlü bir yönetmen. Çok ünlü bir yönetmen. Çok da iyi bir yönetmen. Federico Fellini. Godard'a 5 basar. Godard'ı cebinden çıkartır bence. <laughs> Aramız laf aramızda. Her neyse Fellini arkadaşlar ilginç bir adam gerçekten. Bu da yeni, yeni, yeni gerçekçi filmler çekiyor. Fakat adam Film çekiyor abi. Yani oturup da elinde kamera gezmiyor. Yani doğal ışıktan faydalanmıyor. Set kuruyor. Ne bileyim uğraşıyor yani bu adam. Ya bu filmde Roma'da geçen bir dönem filmi. Şehrin zengin, ünlü ve bohem kesimini konu alıyor. Ve onları eleştiriyor aslında. Yani hiçbir amaçları olmadan yaşayan bir zengin kesim var. Onlar için tatlı hayat var ama diyor. Bir taraftan da diyor bir gariban insanlar var diyor. Yani bu zengin fakir çelişkisini anlatmaya çalıştığı filmlerden bir tanesi. Bu film arkadaşlar döneminde tartışmalara yol açıyor çok övgü ve eleştiri topluyor. Yani iki tarafta öyle sol taraf övüyor tabii ki. işte sağ tarafta çok eleştiriyor falan. Ama dünya sinemasında adını yazmış filmlerden bir tanesidir. Federico Fellini bak o da dediğim gibi Godard gibi olmasına rağmen bence ünlü bir iyi bir yönetmen. Yani yönetmen olarak çok çok daha iyidir bence. Bunlar yatırım tavsiyesi falan değildir kişisel görüşlerimdir katılmıyorsanız da katılmazsınız dünyanın da sonu değil Ü üzülmeyin yani ben Godard'ı gömdüm diye de şey yapmayın yani ama benim kişisel görüşüm bu fakat Fellini izleyin arkadaşlar Fellini'nin bütün sinemalarını izleyebilirsiniz güzel filmleri var Sapık 1960 Psycho işte Alfred Hitchcock'un Hitchcock, Hitchcock yaptı. hani bir tane görmüşsünüzdür çok eski bir siyah beyaz film kadın duşa giriyor duş perdesi var adam elinde bıçakla geliyor kadını bıçaklıyor. İşte o sahne bu filmden. Ve dünya sinemasında son yüzyılına baktığınız zaman ondan ünlü bir sahne yoktur galiba. Yani en çok bilinen sahne odur arkadaşlar. Sinema deyince hani gerilim filmi korku filmi deyince 100 insana sorsanız 90'ı bence o sahneyi söyler. İşte o sahne bu filmden arkadaşlar. İlginç bir film bu. Ya klasik bir Amerikan kültür ikonu haline gelmiş bir film bu. Genç ve güzel Marion bir hırsızlık yaparak kaçı, kaç kaçıyor arkadaşlar ve Bates otele yerleşiyor. Motel daha doğrusu. Bu o otelde işte otelin sahibi Norman Bates ile tanışan Marion, Norman'ın karmaşık ve rahatsız edici kişiliğiyle karşılaşır ve orada işte kadını öldürüyor arkadaşlar. Değişik bir film. Yani duş sahnesi dediğim gibi unutulmayacak bir şeydir. Hani o duş sahnesini mutlaka izlemeniz gerekiyor. Daha doğrusu filmi baştan sona iyi bir izlemeniz gerekiyor. Bir de dediğim gibi dikkat edin bak 32 film seçtim. 3 tane galiba Hitchcock vardı. Hiçbir yönetmenden bu kadar film seçmedim. Yani o bu adamı izlemek gerekiyor arkadaşlar. Batı Yakası'nın hikayesi ve Side Story. Bu arkadaşlar aslında bir tiyatro oyunu. Broadway'de, Broadway müzikali daha doğrusu. Broadway'de müzikal çok tutunca, to, çok patlayınca gerçekten yok. Yani bilet bulamıyorsun falan. Müzikal Broadway'de çok tutunca filmini çekiyorlar. Ve filmde de arkadaşlar aslında bir Romeo Juliet hikayesi. Şimdi Romeo Juliet'in hikayesi şudur arkadaşlar. İki tane düşman klan var. Aile var kavga ediyorlar birbirleriyle. Birinin oğlu diğerinin kızını seviyor. Kızına aşık oluyor. Yani düşman iki ailenin birbirini seven iki e, çocuğu tabii ki kavuşamıyorlar. Romeo Juliet'in sonu da kötü biter. West Side Story'de arkadaşlar öyle. Burada da Porto var. Porto Rico'lu göçmenlerle Amerikalı yerli gençler. Yani Porto üzerine gidiyorlar bu gençler ve Porto sürekli bir savaş halindeler. İki taraftan işte birer kız, bir, bir kız bir erkek birbirini seviyor, aşık oluyorlar. Onların hikayesini anlatan böyle drama olan ne bileyim müthiş ya danslar falan harika, müzikler harika sözler harika. Çok ilginç şeyler var. Bir göçmen film bak şu anda Türkiye'yi de ilgilendiren şey. Türk sineması bak bunları çekemez işte. Maalesef ya o kadar üzülüyorum ki bak. Türkiye'de bu sorunu biz şu anda yaşıyoruz işte. Adamların tabi 1961'de yaşadığı sorunları biz ciddi ciddi şu anda yaşıyoruz. O zaman işte Amerika'ya göçle gelen göçmenler, Portorikollar falan işte o günün Amerika'sına yer bulabilmelerinin savaşı bu. Bizde de bu savaş olacak gibi duruyor. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bir belki işsizlik ama iki kesinlikle göçmen meselesi arkadaşlar. Göçmen meselesini de baz alarak bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Bir de bu sınav sonuçları açıklanana kadar bir aylık bir boşluk var. 32 film zaten çok rahat bitirebilirsiniz. Bu arada filmin bir de kentsel dönüşüm boyutu var. New York'ta o çetelerin olduğu bölge kentsel dönüşüme giriyor. Büyük gökdelenler dikiliyor. Bir de oradan vuruyorlar. Aynı İstanbul'da Fikirtepe'nin oluşması gibi. Fikirtepe bir gece kondu yerleşimi arkadaşlar İstanbul'da ama şimdi orada gökdelenler yer alıyor. O gece konducuları oradan gönderiyorlar ve yerine gökdelenler dikiyorlar. Yani bu West Side Story sadece bir müzikal değil. İlginç böyle altında kazıdığınız zaman sosyolojik mesajlar verebilecek bir film. Türkiye'deki göçmen sorununu da kafanızda alarak bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada Natalie Wood oynuyor tabii ki filmde bir de. Natalie Wood'un da olması benim için ayrı bir güzellik filmi için. Şimdi geldik Bonnie ve Clyde'a. Arkadaşlar Bonnie ve Clyde serseri aşıklar diye galiba Türkçe'ye çeviriyor. Amerika'da gerçek bir hikaye bu. Bonnie ve Clyde. Bunlar arkadaşlar banka soyan iki insan. Aslında adam suçlu. Kızk adama aşık ve adamın peşinden gidiyor. Ama öyle bir gidiyor ki arkadaşlar ben ben diyor seni terk etmem de ve bırakmıyor adamı. Yani satmıyor hiçbir zaman aşkını. Sonu kötü bir diyor tabii. İkisi de öldürülüyor. Amerika'da banka soyarak geçene, geçinen iki tane sersenin hikayesi. Warren Beatty arkadaşlar erkek ve F Faye Dunaway o dönemin en ünlü yıldızları oluyorlar. Çok parlak oluyorlar. Hele ve Warren Beatty arkadaşlar o dönem Hollywood'da bununla çıkmayan kalmıyor. Yani herkes Warren Beatty'nin aşığı oluyor her neyse böyle bir de dedikodusunu yapalım. Suç dünyasını anlatıyor ne bileyim aşk var filmde böyle gidip gelen bir film. Değişik bir film. Hani her şey var diyebilim bu filmde. Ben çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir Bonnie ve Clyde. Özellikle kadının Aşkını satmaması ve sonuna kadar Erkenin yanında kalması bilmiyorum benim için hoşuma giden şeylerden. Bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Dünya'yı çok etkilemiş filmlerden birisidir. Şimdi geldik yeni bir tarza bilim kurgu. Çok sevdiğim bir sinema değil benim. Bilim kurgu filmlerini çok sevmiyorum açık söyleyeyim. Biz bugünlere geldiysek bugün cep telefonu kullanıyorsan bugün pay zeka varsa bunu bu filmlere borçlusun. İşte bu filmlerden ilki de Stanley Kubrick'in arkadaşlar Uzay Yolu Macerası 2001. Bir yıl, film 1968'de çekiliyor ama 2001 e, başlıyor çıkıyor işte film. İlginç bir e, Space Odyssey. Odyssey arkadaşlar Odesus. Odesus'un aslında bizim Truva Savaşı. Şimdi Odesus Truva Savaşı'na gelen bir Yunanlı komutan. Ve o tahta at var ya hani e, şeyi Truva'yı içeriye sokuyorlar da tahta atın içinden askerler çıkıyor şehri ele geçiriyorlar. İşte onu bulan adam Odesus aslında. Cin fikirli bir adam. Şeytana bile pabucunu tersten giydirir dedikleri türden bir akıllı bir adam. Bu Odesus arkadaşlar işte bu Truva'yı yerle bir edince bunlar 10 yıl sürüyor savaş ülkesine geri dönmek istiyor. Ama beddo ediyor tanrılar Odesus'a. Madem sen Truva'yı mahvettin, yaktın, yıktın, savaştığın kadar da dönebilesin anca diyorlar. Ve arkadaşlar evine dönmesi 10 yıl sürüyor adam. Adam bir sürü çile. Ya böyle uzun meşakkatli yolculukları anlatmak için Odesey diye bir kelime üretilmiştir. Odesey kelimesi Odesus'tan geliyor yani. Her neyse Odesus'un da hikayesi çok ilginç bu arada. Filmden daha ilginç aslında. Onu anlatsam daha güzel. Başka bir zaman neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi 2001 filmine gelince arkadaşlar Stanley Kubrick böyle ayrıntıcı bir adam. Bu adam aslında fotoğrafçı. Sonradan 40 yaşından sonra film çekmeye başlıyor ve dünyanın en ünlü yönetmenlerinden birisi oluyor. Yani bugün tartışmasız bu adamla kimse tartışma. Ya yani bir numara Stanley Kubrick diyorlar ve bütün filmler öyle. Çoğu filmde sıkılırsınız. Bugünlerden izlemek zordur. Uzun da filmlerdir. Ama bilmiyorum bence de öyle müthiş ayrıntıcı bir adam. Ya bir sahne için yıllarını günlerini harcayan bir adam. Böyle değişik bir şey. Bu adam ben dedim ki bak benim ünlü karakterlerimden birisidir. Bununla ilgili çok belgesel ve kitap okudum. Hala da çıkarsa okurum. Denk gelirse de okurum. Bir filmi çekmeden önce fotoğraflıyor bu. Her şeyi fotoğraf fotoğraf çekiyor. Evinde kutu kutu fotoğraflar var. Hala arşivi müthiş bir arşiv. Bu adam ilginç bir adam. Sinema tarihinin çok önemli bir adam. Bütün filmlerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu da önemli filmlerden bir tanesi. Burada bir ilginç bir şey var arkadaşlar. Film çok komik. İşte bir maymun bir tane kemik atıyor. Ondan sonra o birden uzay aracına dönüşüyor. Yani insanoğlunun evrimini anlatan ilginç bir film yani. Hem bizim böyle bir dönemimiz var tamam mı? Tarih öncesi dönemi var. Ondan sonra da uzaya giden bir yaratık haline gelişimiz var. Her neyse ne çok uzattım. İzlemenizi tavsiye ederim kısaca. Easy 1960 9. Jack Nicholson sinemaya giriş yapar. Evet arkadaşlar burada Peter Fonda var, Dennis Hopper var ama asıl filmde Jack Nicholson var ve Jack Nicholson kuzuların sessizliğine kadar arkadaşlar çok yükselecektir. Daha da başka filmlerle neredeyse boş yok Jack Yani Müthiş bir adam. Live Free, Right Free, Die Free Arkadaşlar özgürlüğü anlatan bir film. Bu ve patlıyor tabii ki film. Yani dünyada bu. 68 kuşağının o kavgacı serseri filmi bu işte easy, easy Rider filmi arkadaşlar. Filmin hikayesinde iki gezgin motorsikletçi var. Başka bir şey yok aslında filmde. Bu yolculukları sırasında özgürlüklerini, bağımsızlıklarını arıyorlar ve Amerikan toplumunun çeşitli kesitleriyle karşılaşıyorlar. Özgürlük peşinde koşan iki tane insan diyebiliriz. Beni çok etkileyen filmler birisidir. Yani benim için Braveheart'tan sonra en önemli özgürlük filmi budur. Braveheart da bence çok önemli bir özgürlük filmiydi. Ben şahsen özgürlüğüne çok önem veren birisiyim. Yani özgürlüğümü kısıtladığınız anda beni tutamaz, tutamazsınız. Ben kaçar gider aga. En önemli şey özgürlüktür. Para falan hikaye. The Godfather Baba. Baba 1972 yılında ve bu filmi anlatacak bir şeyim yok arkadaşlar. 1972 yılında çekilen bu film dünya sinemasında bir numara. Hala bir numara. Netflix'te hala gösteriliyor film. Uzun da bir film ama sıkıl yanılmıyorsunuz. Romanın da var. Romandan çevrildi. Okuyabilirsiniz. Dehşet bir film. Yani müthiş bir film arkadaşlar. Bütün e, şeylerde de güzel. Baba 1, 2, 3 hepsini de bütün seride izleyebilirsiniz. Hatta internette bunun ayrıntılarının üzerine videolar var. Onları da izleyin. Tavsiye ederim. Yani babanın alt mesajlarını anlamak için kült bir film arkadaşlar. Dünya sineması baba. izlemişsinizdir zaten. İzlemediyseniz de sinemayı seviyorum diye gezmeyin ortalıkta. Sinemayı sevmeye The Godfather'la başlarsınız. Ve Çin Mahallesi 1974. Bu da ilginç bir film arkadaşlar. Çin Mahallesi. Bu da bir suç filmi. Ama yeni suç filmlerde. Buna kara demiyorlar. Yeni yeni suç filmlerinden bir tanesi diyorlar arkadaşlar. Burada ilginç bir adam var. Bu Jack Nicholson'ın oynadığı bir karakter. Ben size dedim yani Jack Nicholson sinemaya girdikten sonra boş film yok arkadaşlar. Faye Dunaway de tabii ki çok önemli birisi ama Jack Nicholson bambaşka bir adam arkadaşlar. Her filmine karakter katmış bir birisi ve bu filmde zaten çok eski şey genç birisi. Film bilmiyorum beni de çok etkilemiş filmlerden bir tanesi. Son bitiş sahnesiyle hele insanı bayağı bir etkiler arkadaşlar. Burada anlat bir filmi izleyin. Çok güzel bir filmdir tavsiye ederim. Çin Mahallesi, Chinatown. Ve geldik benim kült filmime ve Robert De Niro. Robert De Niro sinema sahnesine girer ve zirveye yerleşir. Bir daha da kimse indiremez. Tamam Jack Nicholson da ünlü bir oyuncudur. Daha pek çok ünlü oyuncu vardır ama Robert De Niro arkadaşlar Yaşadığı nefes aldığı sürece hiç kimse onu zirveden indiremez. Hadi belki Al Pacino. Al Pacino mu Robert De Niro mu tartışırız, kavga ederiz. Al Pacino'yu bir numara yapanlar vardır, iki numara yapanlar vardır. Ama bence Robert De Niro neden? Çünkü Robert De Niro'nun arkadaşlar binbir surat. Yani her filmde farklı bir karaktere bürünüyor adam. İşte gerçek oyunculuk bu. Gerçek oyuncu her filmde başka. Biz de buna bir ara gençken Necati işler yapıyordu. Artık o da yapamıyor. Artık standart roller yapıyor. Yaşlandı çünkü. Ama gençken Necati işler yapıyordu. Bak Nejat İşler'in Doktor oynadığı bir film var. Siyah Beyaz diye izleyin. Kapıcı oynadığı bir film var. 11'e 10 kala. Bak izleyin. Birinde kapıcı oynuyor. Birinde doktor oynuyor. Ve anlayamıyorsunuz. Yani bambaşka iki karakter. Tebrik ederim adamı. Robert De Niro da oynadığı bütün karakterlere girebilen bir adam. O yüzden benim bir numaram kesinlikle Robert De Niro'dur. İki numaram Al Pacino'dur. Üçten sonrasını saymam. Herkes çıkabilir üçüncülük zirvesi. Ee, ama bir numarada kesinlikle Robert De Niro var. Taxi Driver kült bir film müthiş bir film. Tabii ki Taxi Driver arkadaşlar bir Vietnam filmi aslında. Martin Scorsese çekiyor. Martin Scorsese de bu arada ünlü bir yönetmen. Zaten ikilinin ilişkisi bu filmde başlıyor. Bundan sonra pek çok filmde birlikte oynuyorlar. Hatta şu anda Netflix'te Sicilyalı mıydı? Yok neydi? İrlandalı diye bir film var. Onu da birlikte çekler. Son filmleri yalnız çok eleştiri aldılar. Çok kötüydü yani her neyse. Şimdi bu filmde arkadaşlar bu askerden geliyor. Askerden geldikten sonra Vietnam gazisi topluma ayak uyduramıyor. İşte Amerika'nın en büyük sorunu. Dikkat edin iyi filmler hep ne? Toplumsal sorunları anlatan filmler. İşte Türk sinemasının en büyük eksiği bu. Türk sineması maalesef toplumsal sorunları derinlemesine işleyemiyor. İşlemiyor ya da işleyemiyor. Korkuyor. Çünkü siyasi baskı çok fazla var burada. İşleyemezsin. Bir gün bir özgürlük ortamı yakalayacağız ve deli filmler çekeceğiz. Çünkü bu toplumun sosyolojisi hiç anlatılmadı. Çok az anlatıldı. Anlatmamız gerekiyor. Mesela bak Vietnam'la ilgili dünya kadar film çektiler bu adamlar. Vietnam'dan dönüyor. Toplumu savaşmaya değer bulmuyor. Diyor ki lan diyor ben bu toplum için mi savaştım diyor. Ben bu toplum için mi öldüm diyor. Ve o toplumdaki işte zencileri de fa... ya birazcık böyle şey oluyor adam. Herkesten nefret eder durumda oluyor. Ve herkesi öldürmek istiyor. Ve yalnızlık temalı bir film. Adam yalnız tek başına yaşıyor. Ve bu yalnızlıktan kaçamıyor. Ve bir cümle var arkadaşlar. Yalnızlık beni her zaman takip etti. Her yerde. Barlarda, arabalarda, kaldırımlarda, mağazalarda her yerde. Kaçış yok. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. İşte Travis karakterin ismi Travis bu cümleyi söylüyor. Ben orada bitiyorum arkadaşlar. Bir de orada bir sahne var işte silahla herkesi öldürecek falan böyle bir şeyi var evinde. Tamam mı? Hem spor yapıyor hem de silahla çalışıyor. You can talk to me. You can talk to me. Ben mı söyledim falan gibi böyle bir kendi kendine bir konuşma sahnesi var. Ya deli olursunuz ya. Ya bu filmi izlemeyen bana sinemayı seviyorum diye gelmesin. Tamam mı? Bu film mutlaka izliyorsunuz. Müthiş bir film. Zaten 70-80'ler bence en iyi sinemanın yapıldığı dönem arkadaşlar. 70-80 filmi ise kapalı girerim. Ama onun dışında hele de şu bilgisayar girdikten sonra sinemaya sinema bence öldü gençler. Çünkü artık her, her şey görsel efekt. Ama eskiden görsel efekt değildi ve oyunculuk vardı. Star Wars. Benim çok sevdiğim bir film değil ama bahsetmeden olmaz. Yıldız Savaşları 1977'de ilk çekiliyor. 6 tane falan var galiba şu anda. İşte biz bugün ışın kılıcını, ne bileyim ışınlanmayı bugün cep telefonunu kullanabiliyorsanız bugün yapay zeka'dan bahsedebiliyorsunuz bunların hepsini bu Star Wars'a başlıyorsunuz hepsini bak abartmıyorum ha. bu bilim kurgu filmleri olmasaydı insanlık bugünlere gelemezdi tamam ben sevmem çok fazla da izlemem ama bu bir gerçek arkadaşlar bu bilim kurgu, kurgu filmleri bizi her zaman geliştiriyor her zaman ileriye doğru götürüyor sevdiğim birkaç örnek var ama burada Atilla Dorsay almadığı için ben de listede ekstra listeyi delmedim bir de yaratık Alien bu da önemlidir arkadaşlar bir 1979 e, filmi. Bunun da devam filmleri var ama ben bunun sadece birinciyi seviyorum. İzledim birinci. Yani dediğim gibi çok sevdiğim, izledim bir tür değil ama böyle bir film de var. Elgin izlemenizi tavsiye ederim. Kıyamet Marlon Brando'nun Vietnam Savaşı'nı anlattığı filmi. Francis Coppola oyunu, e, yönetmen. Coppola çok iyi bir yönetmen arkadaşlar. Dehşet bir yönetmen. Zaten sinema yönetmenindir. Yani oyunculuk çok azdır sinemada. Asıl yönetmen önemlidir. Çünkü yönetmen kesiyor biçiyor filmi. Kıyamet apokalipse. ilginç bir film. Apokaliptse değişik bir film arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Marlon Brando'nun bence dediğim gibi bir babada iyi oynuyor. Bir de işte Rıhtımlar üzerinde ye. ondan sonra pek iyi bir film yok bence. Ama meraklısı var tabii ki. İlginç bir adam bu da. Değişik bir film bu da. Vietnam Savaşı'nı anlatıyor ama orada işte gizli bir görevle Vietnam'ın derinliklerine doğru yol alırken karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Orada böyle vatan hainliği falan filan böyle değişik karakterler var. İlginç bir film hani askerlik açısından izlenmesi gereken bir film ve görüyorsunuz iyi filmler, izlenilen filmler hep Amerika'da araya dokunan filmler ve sosyolojiye dokunan filmler. Yani Amerikan toplumunu işleyen filmler. Ve geldik yine en ünlü bilim kurguya E.T. arkadaşlar. E.T. 1982 yılında vizyona girince arkadaşlar patlıyor. Dünyanın en çok izlenmiş sinemadaki filmlerinden birisi oluyor o gün itibariyle. Ve müthiş bir para getiriyor. Ve Steven Spielberg diye bir adam hayatımıza giriyor. Bundan sonra da çıkmıyor adam. Bu kazandığı parayla da adam ömür boyu istediği filmi çekebiliyor. Yani iyi bir para kazanıyor. Şu filmin getirdiği kazanç belki de Türkiye'nin dış borçlarından daha fazla arkadaşlar. Yani sinema büyük bir güç. İşte her şey 1980'li yıllarda başlıyor. Sinema oradan sonra dünyaya açılıyor ve büyük bir sektör oluyor. Ama büyük sektör olunca da sanatlığından birazcık şeyler kaybediyor tabii ki. Ben şu anda mesela sinemayı yeni filmleri izleyemiyorum artık. Çok çok az film çıkıyor çünkü. Oppenheimer'a gittik en son. Onun dışında yeni bir film gelecek işte Gladiator 2. Belki Gladiator 2'ye gideceğim. Yani sinema maalesef bir taraftan da çöküşü oluyor. Unforgiven affedilmeyen Clint Eastwood'un Clint Eastwood arkadaşlar western filmleri çeken bir adam. Bu adam daha sonradan yönetmen oluyor ve yönetmenken bak 92'de yönetmen oluyor. Hala devam ediyor yönetmenliğine. Dehşet deli bir adam bu ve bununla birlikte en iyi yönetmen ödülünü falan da alıyor. Değişik bir film Unforgiven. Ben bunu sinemada izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Western ben ziyade böyle farklı bir filmdi yani böyle dramatik bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim bu filmi de. Yine bu filmde ünlü bir adam Morgan Freeman'da kadro çok ilginç arkadaşlar. Güzel bir kadro kaçırmamanızı tavsiye ederim bu filmi de. Ve geldik 1994'e ucuz romana ucuz roman son film bana göre sinema işte 90'larda bitiyor arkadaşlar ondan sonra görsel efektler giriyor devreye ondan sonra artık yazılımcılar film çekiyor yani ya, çekecek daha doğrusu önümüzde daha doğrusu şimdi bir de yapay zeka çekecek artık der neyse. Şimdi Tarantino'dan bahsetmeden olmaz Quentin Tarantino arkadaşlar sinema tarihinin en böyle sıra dışı yönetmenlerinden birisi bana göre berbat bir yönetmen bak tekrar ediyorum onu sinemayla tanıştıranın da... <laughs> <laughs> ona film çektirenine bak. Godard bir Tarantino ki. Bu ikisi de bence çok kötü yönetmenler ama bir şey yaratmışlar arkadaşlar. Dokunulmazlık yaratmışlar. Bunlar put. Dokunamazsın. Her neyse bence çok kötü bir adam. Pulp Fiction farklı. Çünkü Pulp Fiction'da arkadaşlar ilginç bir John Travolta var. John Travolta müthiş bir adam. Farklı bir adam arkadaşlar. Ve dans ede, aslında dans eden bir yerisi, Dansçı aslında. Oyuncu değil ama sonradan danslı iyi müzikallerden ziyade dram filmlerinde de oynamaya başlıyor. Değişik bir karakter. İzleme, filmlerini izlemenizi tavsiye ederim. O burada onun bir sahnesi var. Böyle hani şöyle yaparak dans ediyor ya. Yani dans figürü. Dünyaya dans figürü ithal etmiş bir adam John Travolta. Bir de müzikleri çok iyi seçiyor gerçekten. Yani Quentin Tarantino'nun artı tek özelliği bence müzikler gerçekten. Ama onun dışında sineması bence berbat. Ne anlattığı belli değil. Bence Kafa hep bulanık onda sanki böyle eroin içmiş de sürekli o kafayla geziyormuş gibi filmler çekiyor. Benim sevmediğim bir film türü açıkçası. Adam gibi anlat kardeşim baştan sona bitsin gitsin filmde. Bizi yoruyorsun diyorum. Ama Paul Fiction'ı da izlemediyseniz mutlaka izleyin diyorum gençler. Evet uzun bir video oldu arkadaşlar biliyorum 32 tane film vardı ama tekrar ediyorum dünya sinemasının en önemli 32 filmini seçmeye çalıştım. Daha doğrusu Atilla Dorsay'ın yüzünü 32'ye indirdim. Eğer sinemaya meraklıysanız mutlaka Atilla Dorsay'ın kitabını alıp yüzünü de izleyin ama bu 32'sini izleseniz de yeter. Bir de size bir bonus arkadaşlar şu kitabı okumadan bir Film Nasıl Okunur? Bu Radyo TV bölümlerinde üniversitede ders kitabıdır arkadaşlar. Bilmiyorum ama bana göre müthiş bir kitap. Ben bu filmde bu kitaptaki bütün filmleri de izlemeye kalkmıştım bir ara ama o kadar vaktim yok maalesef. Keşke izleyebilsem. Pek çok filmi gördük ama bu eğer benim gibi hastasıysanız bu işin, bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. 600 sayfalık bir kitap ama sizi çok geliştirecektir. Bir filmin nasıl okunacağını anlayacaksınızdır orada. Sinema müthiş bir hikaye ve bana göre sinema yalnızların oyuncağı arkadaşlar. Yani yalnız yaşıyorsanız benim gibi mutlaka sinemaya sarın. Hayatınız dolu dolu geçer. Hiç kimseye de muhtaç olmazsınız. Tek başınıza da olsa mutlu mesut bir şekilde yaşarsınız. Diyorum sözü daha fazla uzatmadan. Bu e, senenin son videosu da bu olsun. Bundan sonra arkadaşlar her sene dediğim gibi iki video atıyorum. Kolay değil bu videolar hazırlamak. Hani hem süre olarak uzun hem emek isteyen videolar bunlar arkadaşlar. Gerçekten yani neredeyse bir yıl bir ömürde izledim filmleri derleyip toparladım buraya. Kolay olmuyor bu çalışma. Bir de bunun şiiri gelecek. iki tane olacak bu video arkadaşlar. Seneye de başka çalışmalarda bir araya geleceğiz. Üniversiteye gidiyorsanız, üniversite yeni kazanmış bir öğrencinin mutlaka izlemesi gereken filmleri size sıraladım. Herkese iyi günler dilerim.